Hepinize arkadaşlar yeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Survivor oynuyoruz. Survivor'da bugün tünel yemekten muzdarip olmuş arkadaşlara bir çözümle geldim ve harika bir build hazırladım. Mantığını birazdan maç içerisinde anlatacağım. Hemen hızlıca maçımıza geçelim. Let's go. Hadi bakalım maçımız başladı. Güzel farm map'i geldi. Şimdi size bu build'i yavaş anlatayım arkadaşlar. Bu build'de hook'tan çıktıktan sonra arka arkaya 4-5 tane hasar alsanız bile ancak o zaman düşüyorsunuz. Mantığı da şu. İlk kovalanmamamız lazım. İlk kovalanmamamız lazım çünkü aşağıdaki perke çalıştırmak istiyoruz. Aşağıdaki perkimiz second fight, ikinci şans yani. Katilimiz Maras tabii ki. Katiller bu tarz katiller dışında böyle triad katiller dışında herhangi bir şey oynamıyor artık biliyorsunuz ki. Atlamayacağım. Ya, ilk kovalanmamam lazım dedim ya. O yüzden geldi bana zaten. Bütün olayı bozmak istediği için. O paleti kırması büyük bir hata bu arada. Beni dümdüz kovalasa hasar vurabilir de. Okey şuradan çıkalım. O spotta fake'i yedirdikten sonra direkt spotu terk ettim bu arada. O tarz durumlarda siz de o şekilde oynayabilirsiniz. Umarım önüme gelmiyordur bu arada. Hala peşimden geliyor gibi. Hala yakın bana. Tamam şu an bıraktı. Güzel. Arka tarafta çocuklar ikisi bir jene oturmuş. Diğeri de bir tane tek başına jene oturmuş. Güzel. Şimdi perki anlatmaya devam ediyorum size. Alttaki perkimiz ikinci şans. Şu işe yarıyor. Bir Survivor'ı öncesinde heal'lamam lazım. %100 full heal'ı sadece benim yapmam lazım. %100'lük bir progres yapmam lazım. Bunun zaten bir benzeri sıradaki çıkacak katille birlikte kurbanda vardı. Bunu anlatmıştım zaten. O perk de gayet güzel. O perk'i de sevdim. Ama bu hook'tan çıktığımız işe yarayacağı için tünel yememizi daha güzel engelliyor. Olayı şu. Heal'lıyorum. Bir Survivor'ı hook'tan çıkıyorum. Hook'tan çıktıktan sonraki 20 saniye boyunca pardon. Ben broken efektine giriyorum. Sakat durum etkisine. Yani iyileştirilemiyorum. Ve 20 saniye sonunda da full cana geri kavuşuyorum. Bu da benim hook'tan çıktıktan sonraki 20 saniye boyunca hayatta kalmam karşılığında bir can daha kazanmama sebep veriyor. Tabi bununla yetinmiyoruz. Soldaki parkimiz kayıtlara gitmesin. Hook'tan çıktıktan 80 saniye boyunca herhangi bir şey dokunmamam lazım. Dayanıklık efekti veriyor ve yine benim bir hasar daha kurtulmamı sağlıyor. Sağdaki can avli yine hook'tan çıktıktan sonra katil beni kovalarsa, sırtlarsa ona bıçak saplayabilmemi ve düşmemi sağlıyor. Üstte de kum torbası var. Hook'tan çıktıktan sonra yine çalışıyor ve bir tane hasarı ability tuşuna basarak engelleyebiliyorum. Şimdi bunların hepsini kombolayıp üzerine bir de bu medkit'i aldığınız zaman gerçekten katilin sizi öldürmesi imkansız hale geliyor. Hatta hook'tan çıktıktan sonra istiyorsunuz ki gel kardeşim beni kovala. Hani beni kovala ki diğerleri rahat etsin. Bu arada deadlock'u varmış. Deadlock olduğu için hemen şuradaki jentüre devam edelim. Bu jentür hızlı hızlı kalsın oradan. Burada yaşayabileceğiniz senaryo şu arkadaşlar. Hook'tan çıktıktan sonra yine hasar yerseniz aşağıdaki second fight ikinci şans perkimiz bizim mendimizi götürecek. Mendimizi götüreceği için de heal'ı medkit'e bırakabiliriz. Şırıngayı o sırada kullanmak isteyebiliriz. Veya yine aynı şekilde kayıtlara geçmesinden bizi kurtaracağı için mentten bizi kurtaracağı için kum torbasını basmamıza da olanak sağlayacak. Çünkü eğer mentteysek kum torbasını basamayacağız çünkü bir işe yaramayacak. O yüzden bizi mentten çıkaracağı için de kum torbasını kullanma hakkımız olacak. Yine bir tane hasar almış oluyoruz. Yani illa iyileşmek zorunda değiliz. İlla bizi kovaladığında o bizi kovalamamasını bekleyip o second wind'i illa bir cana dönüştürmek zorunda değiliz. Orada mentten kurtulmamız adına da bize yardımcı olabilir ve medkit'i basmamızı veya kum torbasını harcamamızı olanak sağlayabilir o şekilde. Şimdi benim artık bir yılanlamam lazım bu çocuklara ve birini full yılamam lazım. Bu huku çok hızlı aldım bu arada. Bu bizim için çok olacak. Hop güzel. Eğilip dojladım orada. Burada palet var ama ben bu spotu hala ezberleyemedim. Hala ezberleyemedim. Bu spotta hala benim kafam çok fazla karışıyor. Vurdu bana. Kötü oldu ya. O çocuğu çok hızlı aldım. Benim hatam aslında. O çocuğu bu kadar hızlı almasaydım kardeş hemen buraya dönmeyecekti. Biraz daha yılanlayıp beklemeliydim. Ben koşacağını falan düşündüm. Aslı gitti o tarafa. Gitti centri vurunca kafam karıştı. Hemen bana ezberleyemedi. Ne sıkıntı değil. Bizim çocuklar iki tane farklı centri oturmuş. Bu Lara Croft da burada beni alacak. Ya o da beni çok hızlı alıyor. Evet. Al artık. Oo, almamayı tercih etti. Okey. Takasa girmek istemedi ama çocuk zaten moddaydı aslında alabilirdi. Güzel tam kıvraklattı kendini buradan. Şu arkadaki çocuk belki gelip kurtarırsa benim işimize yarıyordur. Ve alsınlar bakalım. Katile bak. Katile bak. Huku campliyor ya sadece çocuk. Huktan gitmiyor. Bak katiller artık gerçekten bu şekilde oynamaya başladı. Saracaktı mıydı? İldi kesecektim. Geçecektim sen ama olmadı. Tamam şimdi ben bu çocuğu koruyacağım çünkü anti-tunnel perklerim var dediğim gibi. Katilin beni
kovalamasını istiyorum. Beni tünellemesini ve oyundan çıkarmaya çalışmasını istiyorum. O yüzden burada Lara Croft'u koruyacağım. Hem canavlim var, hem kayıtlara geçmesin var. Herhangi bir şekilde medkit'e falan dokunmamam lazım tabii bu sırada. Hop vurdu, güzel. Gelsin beni kovalasın. Şimdi katili ücra köşelere çekmek istiyorum artık. Canavlimde olduğu için ve kayıtlara geçmesin olduğu için canavlini beklemiyor aslında katiller böyle durumlarda. Şöyle iyice seni köşelere getirdim. Tamam. Beni asabileceğini sanacak ama ben şimdi kendimi spot'a atıp orada şırıngamı basacağım. Şırıngamı bastığım için de hem hızlı koşacağım çünkü double şırınga girmiştim. Üstüne kum torban falan var. Beni öldürmesi pek mümkün olmayacak ve bırakmak zorunda kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan uzayalım. İşte bu işi second line'da yaptırabilirdik. İkinci şansa yaptırabilirdik. Orada Lara Croft'u korumaya çalıştığım o pozisyonda second point çalışacaktı aslında. Heal'lamayı başarsaydım. İkinci şans attık pek çalışacaktı. Üstüne bana bir tane vuracaktı. Kayıtlara geçmesin hala 80 saniye çalıştığı için hala cebimde olacaktı. Bir tek kayıtlara geçmesine vuracaktı. Üstüne düşürüp bir de canavlini basacaktım. Canavlinin süresi olup sıraya kadar bitmediyse. Çünkü katilimi düşürmek için bayağı bir hasar vermesi lazım biliyorsunuz. Bunların hepsi bitmediyse bir de o çalışacaktı. Üzerine şiringa bilmem ne adam beni öldürmesi imkansız. İmkansız yani. Aptal olmam lazım ki öyle pozisyonlarda bile ölmeyi başarabilirim aslında. Hiç şüpheniz olmasın yani. Öyle o kadar şeyi almama rağmen de ölmeyi başarabilirim. Yeter ki bana imkansız deyin. Ama imkansız yani. Adam akıllı oynarsanız imkansız sizi öldürmesi. Bu jenitörü zorluyoruz hepimiz. Şu an 4 kişi buradayız. Katil bizi gördü mü? Ben şurada yılanlıyım. Burada oturacağım. Bizim çocuklar zaten burada. Aslında birinin şu an deyip o kişi benim aslında. Ben diyorum yani. Demesi lazım ki kardeşim katil burada. Hani gidelim uzaklaşalım efendi efendi buradan. Hiç ücra köşedeki o jeneratörü bitirelim de rahat etsin takım. Bir tane avantajımız olsun ama burayı zorlamak daha büyük maymunluk ve biz o maymunluğu yapmaya burada hazırız tabii ki. Bana mı vuracaksın? Okey. Tamam artık ben o maymunluğu yapmaya gidebilirim. Kum torbam var hiç sıkıntı yok. Buradan uzaklaşayım. O uzakta ücrada kalmış jeneratör nerede? Şu spotun içindeymiş. O spotun içindeki paleti devirmiştim ben zaten ve katil kırmamıştı. Aslında orası safe. Gideyim orada o jeneratörü yapmaya başlayayım. Belki bizden biri buraya da gelir de heal atarız. Şu ikinci şansı çünkü çalıştırmak için birini heal'lamam lazım. Onlar da birbirini heal'lıyor. Ben sıfırdan jeneratöre başladım. Lara Croft da kovalanıyor. Onlar bir oyuna dönsün. Bakacağız artık. Tamam. Maç burada bitti arkadaşlar. Bizi Mui gayet güzel oyaladı bu sekansta. Ben bu jeneratörü bu çocukla birlikte bayağı hızlandırdım. Diğeri de zaten öbür tarafı bitirmek üzereydi. Heal'ını tamamlayayım mı? Tamam gel. Çocuk rezilinizi kullanmak için kendi 99'da bırakmıştı. Şimdi ben onu tamamladım. Şimdi artık kapılara gidebiliriz. Şimdi ben katilin perklerini sayamadım. Bence Nova'ya out var. Özellikle bu metada zaten Nova'ya out'u katiller bence bayağı kullanıyordur. Üstüne Noed'i bile olabilir. Noed Nova'ya out kombosu bayağı güçlü bir kombo bu arada. Oyunun sonunda katilin maçı çevirmesine büyük olanak sağlıyor. Hem şu anda hook campliyor. Hem de bir yandan bizim buradaki kapıyı da tutuyor. O yüzden ben şöyle hook'un yanına iyice geldim. Geldim ama pek bir işime yaramadı. Bu katil leş atmadan kovalıyor. Özellikle kullanmıyor şu anda. Oh kötü çocuğa falan vurdu. Bence Noed'i var. Ben Noed diyeceğim bile bile bu adamı takaslamak istiyorum. Çünkü gayet iyi oyaladı. Tamam burada olan Noed'i de yokmuş. Almayı da başardım. Çok iyi. Kum torbam var hala cebimde. Bunu biliyoruz. Oh nereden kovalıyor? Lara Croft'u kovalamaya karar verdi. Bana dönecek mi? Yok hala o çocuğu istiyor. Gel bakayım beni bir heal'la. Beni heal'lamayı başarırsa. Aslında ben seni heal'layayım da git bir hasar al çocuğa. Bende kum torbası var çünkü. Seni heal'lamam orayı toparlamakta daha iyi olabilir. Gelmiyor buraya doğru. Hadi onu çocukları oradan çıkarabiliriz. Gel sen de heal'a yardım et. Tamam biz burada çıktık. Okey, yardım atmama gerek bile kalmadı. Diğer çocuk da çıkarsa Blight'a karşı böyle güzel bir maçta bence 4 escape almış olacağız. Diğer çocuğa bir bakayım hemen. Tamam bu çocuk da diğer kapıdaymış zaten arkadaşlar. 4 kişi escape almayı başardık burada. Katili bekleyemeyeceğim. Survivor'ların perkleri... Oha bizim takım da yani köpek gibi bütün meta perkleri alarak girmiş. Gayet güzel maçta ikinci maçımıza geçelim. Hadi let's go. Hadi bakalım girdim bir tane daha. Arada bir tane daha oynadım ama katil beni hiç kovalamadığı için onu paylaşmayacağım. Direkt bu videodan devam edeceğim. Şimdi sizlere şeyi sayalım arkadaşlar tekrardan. Ben az önce saydım ama bir daha saymam gerekiyor. Düşmeniz için kaç tane hasar almanız lazım? Perfect senaryoda. Onu sayalım. Şimdi hook'tan alındınız. İkinci şans aktif tamam mı? İkinci şansın aktif olduğu senaryoda hemen 20 saniye sonra heal'landığınızı varsayalım. Full can oldunuz. Bir tane hasar aldınız, yaralandınız. İlk hasarınız bu da. Sonrasında
Katil size vurdu, bir tane daha düştünüz. İkinci hasar aldınız. Can havlini kullanıp tekrardan ayağa kalktınız. Katil neydi bu arada? Bu ses ne lan? Aa, sesten tanıyamadım katili. Ne olduğunu anlayamadım. Ama Blight ve Nurse olmayan bir şey. Her neyse, inşallah jenitör bulacağım bu arada ya. Nerede bu jenitörler? Can havlini kullandınız ve ayağa kalktınız. İki tane hasar aldınız o ana kadar. Sonrasında şırıngayı kullandınız. Canınız fullendi. Ve bir daha yaralandınız. Üçüncü hasar almış oldunuz böylelikle. Sonrasında kum torbasını kullandınız. Kum torbasını kullanıp dördüncü hasar aldınız. Ve en son beşinci hasarda yere düştünüz. Bence gayet 10 numara senaryo arkadaşlar. Yani 5 tane hasar alıp yere düşeceksiniz. Bence baya baya iyi. Ama hani bunları yaparken herhangi bir normal şartlarda her zaman kullanacağınız bir exalt perkiniz, bir şeyiniz yok. Bu arada 5'i olmaması lazım. 5'inci de düşmemeniz lazım diye. Neyi yanlış saydım? Second Wind sayesinde fullendim. Katil bana vurdu, bir tane hasar aldım. Sonrasında bir tane daha vurdu. Kayıtlara geçmesin çalıştı. İkinci hasar aldım. Pardon, evet, ikinci hasarda yere düşmedim. İkinci hasarda kayıtlara geçmesin çalışacaktı daha. Sonra üçüncü hasar aldım. Düştüm yere, ayağa kalktım canavliyle. Sonra dördüncü hasarı şırınga sayesinde iyileştim. Ve dördüncü hasarı öyle aldım. Beşinci hasarı kum torbasıyla aldım. Altıncı da yere düştüm. En yaşayabileceğiniz perfect senaryo bu. Ama tabii ki de bütün sürelerin doğru bir şekilde denk gelmesi lazım. Yani siz hem heal'lanacaksınız 20 saniye içinde. 20 saniye sonra katil size hemen vuracak. İkinci hasarı da yine hani kayıta geçme süresi çok uzun. İlla ki yersiniz. İkinci, üçüncü hasarı da kalan 40 saniye içerisinde yiyip can havlini kullanmanız lazım ki şırıngayı basın, kum torbasını basın ve bu sırada herhangi bir başınıza bir... Aa, çakı katil. Tamam, şimdi anladım. Ve başınıza hiçbir şey gelmesin. Çakı karşı çok az oynadığım için sesten anlayamadım hangi katil olduğunu. Bayağı tanıdık geldi ama ne olduğunu anlayamamıştım. Olay bu. Mantık bu. Tabi bu yaşayabileceğiniz senaryolar içerisinde mendiniz işte bir şekilde kayıtlara geçmesinin içine gidebilir. Kayıtlara geçmesin diyor, pardon. Mendiniz bir şekilde Second Wind sayesinde gidebilir. Belki ilk kayıtlara geçmesine hasar alacaksınız, sonra Second Wind çalışacak. Ve bu sayede bir tane hasar eksik almış olacaksınız falan gibi durumlar yaşayabilirsiniz ama matematikte, E'deki hesapta yani bu teori tutuyor. Bu işler istediğimiz gibi yürüyebiliyor. Ama her şeyin doğru anda, doğru şekilde olması lazım. Maksimum yaşayabileceğiniz o yani. 5 tane hasar almak. Ya ben bu katili nefret ediyorum. İğrenç karşısında oynaması. Her yerden ayak sesi geliyor. Katil nerede bilmiyorum. Ben okudaki adamı almam lazım şimdi. Mesela bunların da bir de progresi var. İlk başta gidip benim katili kurbanın bir tanesini kesinlikle heal'lamam lazım. Heal'lar kendi şuna dikkat etmeniz lazım. Detone oğlum. Heal'lar kendi şuna dikkat etmeniz lazım. Herhangi bir şekilde o küçük beyaz çubuğu tutturmamam lazım. Neden? Çünkü o küçük beyaz çubuk arkadaşlar sizin progresinizi %1 böyle bir tık ileri atıyor. İleri attığı için de sağ aşağıdaki perkimizin istediği şey %100 heal atacaksın kardeşim diyor. Hani senin %100 bir heal progresi yapmanı istiyorum ve bastığın skill checkleri buna saymıyor. O yüzden eğer green skill check atarsanız bu heal esnasında ikinci şansınız çalışmayacak, haberiniz olsun. Böyle küçücük ufacık bir şey kalacak. Onu tekrardan doldurmak için de bir kişiye daha dokunmanız gerekecek. O yüzden green skill check atmayın ilk kurbanınızı. Yıllarken püf noktası bu bunun. Şimdi katil istediği kadar gelsin beni tünellesin. Bu saatten sonra beni öldüremez. Second Wind'ım var, canavlim var, kayıtta geçmişsin, şırınga, dedat. Yani bana vur Allah vur, vur Allah vur. Ben nasıl öleceğim yani? Hiçbir şekilde imkanı yok. Şimdi gideceğim birazcık artık katille uğraşmaya başlayacağım. Katille uğraşalım ki deadlock varmış bu arada, okey. Deadlock sayesinde o jenitör bitince en hızlı jenitör de bu, kapandı. Hemen ben birazcık kendimi ön plana atayım. Ön plana atıp çocuğu almaya falan çalışayım. Ya da katilin dikkatini çekeyim. Nerede katil? Buradan aşağı atlamış galiba. Altından geçiyordu az önce. Okey. Bizim çocuk oraya mayın mı bıraktı? Galiba mayın bıraktı. Dok açıldıktan sonra mayın yesin katil diye sanırım oraya mayın bıraktı. Şu anda da oradaki kez gitti. Artık iyileştirmeme ihtiyacım yok. Az önce zaten second line'e çalışırdım. O yüzden bu çocukla uğraşmayacağım. Ve katilin üzerine gitmek istiyorum. Bu ildimi hem güzel çalıştırayım, katil beni kovalamış olsun. Sen, tamam artık ben seni koruyacağım. Onlara kayıtlara geçmesin var herhalde, beni korumak istedi. Böyle sen oradan bir at kendini içeri. Daha vakti değil. O kapıdan da çıkabilirsin. O kapıdan çıkabilirdin dostum. Beni içeride bıraktın şimdi, ben ne yapacağım? Ya, aferin, devir o paleti. Ama sen hiçbir şey yapmıyorsun! Senin kafana mı tüküreyim? Aa, ne oluyor? Ne oluyor lan? Tamam, bana mı delirdi?
Bana delirdiyse umarım arkamdan geliyordur. Nerede? Abi kime delirdi? Nereye gitti bu katil anlamadım ki. Diğer çocuk kolu oluyor. Oha buradalarmış. Palet arasına, palet arasına. Aa, ne oluyor hala, nasıl sessiz? Ama ben anlamıyorum. O adamı niye almadı? Ya of ya. Hiç güzel olmadı bu şu an. Neyse astın beni. Zaten asılmak istiyorduk. Aslında bu bildiğimizin bir gücünü görelim. O çocuğu tünellemesini istemiyorum. Beni tünellemeni istiyorum senin. Bana gel. Tamam güzel. Kulacın elinde fener vardı. Kulacın seyve atabilirdi. Çok güzel pozisyonu vardı aslında. Ben Beyze mi gidiyorum? Ya Rabbi ya. Ben az önceki maçta, girdiğim maçta da Beyze asıldım. Tekte öldüm. Noyedi bilmem nesi vardı. Umarım buradan çıkarım bu sefer. Böyle anlarda kurtuluşum olsun çok istiyorum ya. Ama bu itte yeri yok. Hiçbir yere alamıyorum yani. Kurtuluşu bu buitte bir yere alabilecek olsaydı net bu buitte yakışabilecek karakterden bir tanesiydi. Ama alamadık. Hadi bakalım. Kolaris beni alır umarım. Kolaris geldi. Aldı beni bakalım. Şimdi her şeyim çalıştı. 20 saniye boyunca hasar almamam lazım arkadaşlar. Ki rahat rahat. Aha geldi. Geldi köpecik. Geldi köpecik. Yukarı gidelim. Broken olduğum için benim second mind'ım olduğunu biliyor bu arada. Aha tamam ben tünelleniyorum. Çok iyi. Tam istediğim senaryo. Hayır ya. İşte bak gitti. Gördüğünüz second mind kayıtlara geçmesinin şeyini yedi. Mendini yedi. Mende girmedim şu anda. O yüzden aslında şu an istersen kum torbasını kullanabilirim. Ama canavlim olduğu için kum torbasını sonra kullanacağım. Çünkü onun süresi daha şey. Daha uzun. Bu arada okulun oynamanın püf noktası budur. Bu şekilde dar dar koridorlara dönersiniz. Katil size yetiştiği zaman bir tane spotu atarsınız kendiniz ve o spotta hayatta kalmaya çalışırsınız. Mesela benim şu an burada yapacağım gibi ama ben burada aslında ölmek de istiyorum bir yandan. Çünkü senaryo hiç istediğim gibi olmadı. Okey. Vuramadı. Tamam. Hala kum torbam var. Ölmek istemiyorum o yüzden ona saklayacağım. Tamam kum torbasını da bastım. Buradan şimdi uzayalım aşağı atlayalım. Mendimi götürebilecek bir şeyim kalmadı ama şu an benim sıkıntı o. Şu paleti instalayabileceğim. Özellik basıp altından falan geçebilir ama en azından onu orada tutmak istedim. Kovalanıyorum çünkü ben kovalandığım sürece takım arkadaşlarım 3x'siz de janitör yapabiliyor. O yüzden onların bu temposunu bozmak istemiyorum derken onların temposunu bozacak bir şey yaptım ve onların oraya getirdim katili. Mentten çıkıp şimdi kendi şiringamı basacağım. Mentten çıkabilirsem orada en azından yine birazcık hayatta kalabileceğim. Bunlar ne yaptı? Trolledi o janitörü bitirecekler diye. Oh! Bayağı trollediler hem de. Şırıngamızı bastık. Kendi kendime heal'lama yetmezdi o metrik bu arada. Haberiniz olsun. Şurada bekliyorum. Şimdi hem bu janitörü campleyecek, hem şey yapacak, hem şey yapacak. Her şey yapacak. Oh! Beni fark etti lan. Beni fark etme, beni fark etme. Tamam. Bize denk gelen şu anda kötü senaryo oldu arkadaşlar. Yine anti-tunnel. Yine tünel yemeği engelledik. Ama tam istediğimiz o perfect senaryo değil. Tamam beni fark etti. Meg nerede bilmiyorum. Ama bu çocuğu almam gerekiyordu ve aldım. Buraya bir şekilde birinin toplaması lazımdı. Meg neredeymiş? Ha, Meg burada bekliyor. İçerideki çocuğu aslında alabilir. Ya bu cihazı niye sattılar burada? Aa beni başka bir yere götürüyor. Çok çok güzel olacak bu arada bizim için. Bu çocuğu yardım almadılar. Hala doldurmamış. Tamam Meg beni burada alabilir. Mekmeni aldıktan sonra hala kayıtlara geçmesini, hala canavlimi kullanmadığım için canavlim. Sadece şırıngam yok. Bir hasar sadece eksik alacağız. Yani 4 vuruş hala tanklama gücüm var benim. Ve Second Wind şu anda bir şekilde çalışıyormuş gibi düşünün. Çünkü Second Wind heal'laması yerine Mek beni heal'lıyor. Second Wind'im varmış gibi. Toplamda 4 hasar alabileceğim şu anda katil beni düşüne kadar. Çünkü Mek gitmiş dediğim gibi. Tamam gelsin bakalım beni tünellesin. Hop ödüme geldi lan buradan. Manyak kuru hastası deli misin sen? Tamam. Hala kokacak bir şeyim yok burada. Hala canavli bilmem ne cacut söylediğim gibi. İşler bizim elimizde. Kafanı vururum o kafana. Küçük yüce seni. Tamam. Galiba Burton Strange var. Emin olmamakla birlikte. Ay Allah. Kayıtlara geçmesin de kapandı. Canavli de kapandı benim şimdi. Bedardımı da bekledim. Öldüm ya. Janitör bittiği için kayıtlara geçmesinde can hali de kapandı ve bütün sırtımı dayadığım o güç bir anda yok oldu arkadaşlar ve öldüm. Antitünel perkleriyle ölmeyi başardım ama en azından mantığı anladınız. Bana kötü senaryo denk geldi. Second Wind Man'de gitti. En azından can avlinin ya da kayıtlara geçmesi çalıştıktan sonra janitör bitseydi yine işime yarayacaktı ama olmadı. Oyunun sonunda çalışmıyor maalesef. Oyunun sonunda katil orada birazcık güçlü eline almaya başarıyor ve alsın da zaten. O kadar oynadıktan sonra hani alsın.
Ama anladınız mantığı. Katil beni orada uzun bir süre düşüremedi. Ondan kaçmayı başarabildim. Can abi sadece orada küçücük bir saniye farkla kayıtlara geçmesinin bendine Second Wind'e yedirmiş olduk. O birazcık bizim için kötü oldu. Kötü bir senaryoydu ama güzeldi. Takımı bence biz kazandırdık. Çünkü o kadar süre katili üzerinde tuttum. Keşke onların jeneratörüne götürmeseymişim. Orada da bilemezdim nerede jeneratör yaptıklarını. O yüzden öyle oldu. CF olmadığımız için bu tarz durumlarda. Şanssızız. Survivor'ın perkli bu şekildeydi. Katil de bu şekildeydi. Bence gayet güzel videoydu. Bu buydu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.